Değerli Mevlana dostları, değerli Şems dostları, aslında belki bu tabirim de yanlış. Mevlana ile Şems'i ayırdık gibi oldu sanki. Kısacası değerli Allah dostlarının dostları. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlar. Mevlana'nın mesnevisinden nice toprak gibi mezarda yatanlar var ki fayda ve feyizleri bakımından yüzlerce diriden üstündür. Gölgesini gizlemiş ama toprağa gölge vermekte. Yüz binlerce diri onun gölgesinde gölgelenmekte dizelerini hatırlatarak konuşmama başlamak isterim. Bugün güneşin yani şemsin ışığıyla aydınlananlar konusunda söz söyleme cüreti göstererek bu güneşin Tebriz'de, Halep'te, Şam'da ve birçok coğrafyada karşılık bulamamasına karşın susuz kalan su diye ağlar. Suda susamış kişi nerede diye inler durur. Beytinin bir yansıması olan Konya'da aydınlattığı Mevlana'yı ve güneşi hakkında söz söylemeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere Mevlana ve Şems söz konusu olunca iki soru sorulur bizlere. İlki, Şems Mevlana'nın hocası mıdır? İkincisi de Şems öldürüldü mü? Mezarı nerededir? Bu iki konu başta Esin Çelebi'nin de başta olmak üzere bir benden önceki Nur Artıran hanımefendi de işlemeye çalıştı. Bilim dünyası açısından önemli olan bu soruların cevabı bize göre biraz da kal ilmiyle alakalı olup günümüz insanına bir faydası yoktur. Önemli olan tarihte yönü ahireti gösteren en büyük dünyalık dostluk örneklerinden birini teşkil edebilecek bu birlikteliğin sonuçlarıdır. Ki bu sonuçlar da hepinizin malumudur. Değerli Allah dostlarının dostları. Bu iki soru herhalde Şems'in elimizdeki tek eseri olan Makalat, Mevlana'nın eserleri ve Sultan Veled'in İptidanamesi doğrultusunda cevaplanabilir. Eğer içerisinde doğru aktarımların olduğuna inandığımız, ancak temkinli yaklaşılması gereken Eflaki Dede'nin ve kısmen Sipahsalar'ın menkıbeleri çerçevesinde bu konuya yaklaşırsak, içinden çıkamaz, Şems'i adeta meczupvari bir şahsiyet olarak görür. Bununla birlikte Mevlana'nın küçük oğlu Alaaddin'i söz konusu katillere yoldaş eder. Babasının ve ağabeyi Sultan Veled'in kendisine yazdığı övünç dolu şiir ve mektupları bu senaryoda bir yere oturtamayız. Makalata derinlemesine bakıldığında Şems-i Tebrizi'nin hemen hemen her konuyu naklederken ayeti kerime ve hadisi şeriflerden deliller getirmesi, onun dini bilgilere vukufiyetinin açık bir delilidir. Zaten kendisine şeyh ararken eğitimler aldığı hocalarından da bunu anlamamız mümkündür. Batın olarak bu zenginliğe sahip olan Şems'in, zahir olarak kendini gizleme duygusuyla rahat ve hatta yanlış anlaşılabilecek hareketlerde bulunması, onun ancak makalattaki ben her yere girer çıkarım, dükkana da girerim, külhana da. Bizim manamıza erememiş olanlar ancak dış yüzümüzü görürler. Bizi gören kişi bakış açısına göre ya Müslümanın Müslümanı olur, ya da zındığın zındığı cümleleriyle açıklanabilir. Şems Mevlana'nın hocası mıdır? Sorusuna gelirsek, biraz önce yine benden önceki değerli konuşmacımız bu konuyu da irdelemeye çalıştı. Tesadüf olarak kendileri Divan-ı Kebir'den ve Mesnevi'den şiirler naklederek aynı benim de ulaştığım doğrultuda cevaplamaya çalıştı. Fakir de daha çok makalatı kullanarak aynı bilgileri vermeye çalışacağım. Yine makalatta yer aldığı şekliyle veli, kendisine veli diyenlere velilikten bana ne kıvanç olabilir ki diye cevap veren Şems, Mevlana'nın Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerin beyan ettiği vasıflara göre tam bir veli ve bir şeyh olduğunu, dünyada başka bir benzeri olmadığı şekilde bütün fenlerde, temel bilgilerde, din bilgisinde, gramer ve mantık ilimlerinde üstad olduğunu, İlim ve fazilette bir derya olduğunu açıkça belirterek ben 100 yıl çalışsam ondaki bu ilimlerin onda birini bile elde edemem tespitini yapması
bu sorunun ana cevaplarından birini teşkil edebilir. Ancak asıl önemli olan Şems'in bu tespitine rağmen Mevlana'yı kendisi önünde sohbet esnasında adeta babasının dizinin dibinde oturup onun konuşmalarını dinleyen ve hiçbir bilgisi olmayan 2 yaşında bir çocuk gibi tasvir etmesi de Mevlana'nın Şems'e duyduğu saygıyı göstermektedir ki Şems'in en çok hoşuna giden de budur.